1. 2. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 70 cevapları. Eksen yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Eksen yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 701. Türklerin İslam'a girmelerini kolaylaştıran nedenleri yazınız. Cevap: Türkler de Müslümanlar da hoşgörüye sahipti. Türkler de Müslümanlar da tek Tanrı'ya inanıyorlardı. Türklerin de Müslümanların da ahlak anlayışları aynıydı. Türklerdeki kurban, öteki dünya, cennet ve cehennem kavramları Müslümanlar ile aynıydı. Türklerdeki cihan hakimiyeti kavramı, Müslümanlardaki cihat kavramına uyuyordu. Türklerde de Müslümanlarda da din adamları üstün bir sınıf değildi. 2. Türkler İslam dinine hangi olaydan sonra yakınlık duymuşlar, hangi dönemden sonra kitleler halinde Müslüman olmuşlardır? Cevap: Türkler, 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı'ndan sonra Müslüman olmaya başladılar. Horasan'dan gönderilen Abbasi kuvvetleriyle Çinliler, 751 yılında Talas Nehri yakınlarında karşılaştılar. Beklenmedik bir anda Karluk Türklerinin saldırısına uğrayan Çinliler, geri çekilmek zorunda kaldı. 751. Talas Savaşı böylece Türk ve Arapların lehine sonuçlanmış oldu. Türkler, Karahanlılar döneminde kitleler haline Müslüman olmuşlardır. Üçüncü fütüvvet kavramını açıklayarak, Anadolu'nun Müslümanlaşmasında fütüvvetin önemini açıklayınız. Cevap, alçak gönüllülük, yiğitlik, eli açıklık, başkalarını sevmek, dünya malına önem vermemek, hoşgörü vb gibi ahlaki temellere dayanan, Anadolu'da 13. yüzyıldan sonra ortaya çıkan, kısa bir süre içinde birçok İslam ülkesinde de benimsenip yayılan, zanaatçı ve esnaf birliklerine verilen ad. Fethedilen topraklarda yaşayan insanlarla, sonradan buraya göç eden insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin pekişmesinde, bu sayede yerli halkın İslamiyet'i benimsemesinde fütüvet anlayışının büyük etkisi olmuştur. 4. Sarı Saltuk'un öne çıkan yönlerini anlatınız. Cevap: Anadolu ve Balkanların Türkleşmesinde etkili olmuştur. Rumeli'deki fetihlere katılmış ve hakkında kahramanlık menkıbeleri vardır. Anadolu'dan Balkanlara kadar devam eden türbeleri yapılmıştır. 1. Karahanlıların 841-12-12 İslamiyet'i benimsemesi, Türkler arasında İslam'ın hızla yayılmasına neden olmuştur. Türklerin İslam'a girmesine öncülük eden, Karahanlı Devleti'nin ilk Müslüman hakanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sarı Saltuk. B. Satuk Burahan. C. Bezirhan. D. Börklü Bey. E. Kılıç Bey. Cevap: B. İkinci sınır boylarında ve stratejik yerlerde askeri amaçlı kurulmuş olan korunaklı yapılara denir. Buralarda savaş için atlar beslenir, hazır askerler ve erzak bulundurulurdu. Bu yerler hem düşman saldırılarına karşı gözcülük yapmak, hem de yeni fetihler için öncülük yapmak amacıyla kullanılmaktaydı. Yukarıda Anadolu'nun ve Balkanların Müslümanlaşmasında önemli görevler üstlenen bir kurumdan söz edilmektedir. Yukarıda söz edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Ribat. B. Fütüvvet. C. Ahilik. D. Tasavvuf. E. Tekke. Cevap: A. 1. 2. sınıf Eksen Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 70 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.